Bundan önceki birkaç videoda işe çılgın bir dağılımla başlamıştık. Bu arada dağılımın çılgın olmasına da gerek yok ama olsun demek istediğim son derece düzgün yani normal bir dağılım da olabilir. Ama anlattıklarımın normal dağılımlar dışındaki dağılımlar için de geçerli olduğunu görmeniz için ben çılgın dağılımlar kullanmayı tercih ediyorum. Evet bu yüzden şimdi de elimizde buna benzeyen bir dağılım olduğunu varsayalım ve her zaman olduğu gibi bu çılgın dağılımdan örneklemler alacağız bu örneklemlerin boyutlarının yani n'in de 10'a eşit olduğunu düşünelim bu rastsal değişkenden boyutu 10 olan bir örneklem alıyoruz örneklemin ortalamasını bulup bulduğumuz ortalamayı grafik üzerinde gösteriyoruz bir tanesi bu şekilde olsun sonra devam ediyoruz yani boyutu 10 olan örneklemler almaya devam edip ortalamasını alıp bu grafikte gösteriyoruz. Teorik olarak bunu trilyonlarca kere yapınca sonsuz defa da diyebiliriz buna. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımına yakın bir dağılım elde ederiz. N ona eşit olduğunda çok da kusursuz bir normal dağılım olmaz ama yine de çok yakın bir şey elde edeceğimizi söyleyebilirim. Ancak N sonsuz olsaydı kusursuz olacağını da hemen eklemem gerekir. Her neyse, buna devam edip bir sürü ortalama bulduğumuzu varsayalım. Buraya eklenecek, buraya eklenecek ve sonuç olarak buna benzeyen bir grafik elde edeceğiz. Bir önceki videoda bunu bir kere daha yaptığımızı ve bu defa n'yi 20 olarak belirlediğimizi, sonuç olarak da elde edeceğimiz grafiğin buna göre daha normal görüneceğini, bu arada önümüzdeki videoda çarpıklık ve basıklık kavramlarını da göreceğiz. Evet, şimdi nerede kalmıştım? Evet bir önceki videoda bundan daha normal bir dağılım elde edeceğimizi ama belki de daha önemlisi bunun standart sapmasının daha küçük olacağını evet bunu görmüştük hepsinin ortalaması aynı olacak şu şekilde göstereyim bunun ortalaması 5 ise bunun yani örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalaması da 5 olacak n'in ne olduğunun hiçbir önemi yok yani n 20 olsa bile ortalama 5 olacak anlaştık mı ama az önce de söylediğim gibi standart sapma bu senaryoların her birinde 5'ten daha küçük bir değer alacak. Deney yaparak bunun böyle olduğunu görmüştük ve buna dayanarak buradaki dağılımı bu şekilde yani standart sapması daha küçük olacak bir biçimde çizebilirim. Daha büyük bir örneklem boyutu ile farklı bir renk kullanayım. Evet, daha büyük bir örneklem boyutu ile mesela buradaki n 100 olsun. Normal dağılıma çok ama çok daha yakın bir dağılım elde edeceğiz. Bir kere daha söyleyeyim. Buradan boyutu 100 olan örneklemler alıp ortalamasını buluyor ve grafik üzerinde gösteriyoruz. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha derken böyle devam ettikçe bunlardan çok daha normal bir dağılım elde edeceğimizi göreceğiz. Evet, bu daha normal bir dağılım olur. Ayrıca insan gözünün fark edebileceği gibi bunlardan çok daha dar ya da belki sivri diyebilirim. Dağılım olacağını da söyleyebiliriz. Bu da standart sapmasının çok ama çok küçük olduğu anlamına gelir. Bunu videonun ilerleyen dakikalarında simülasyonla da göstereceğim. Şimdi bir kere daha tekrar etmem gerekirse örneklem boyutu büyüdükçe gerçekleşen iki şey var. Dağılım daha normal bir dağılıma dönüşürken standart sapmada küçülüyor. Bu noktada bunun bir formülü olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Mesela eğer bunun standart sapmasını biliyor isek, bunun standart sapma bunun da orijinal olasılık yoğunluğu fonksiyonu olduğunu varsayalım. Bu da orijinal olasılık yoğunluğu fonksiyonunun ortalaması olsun. Şimdi eğer standart sapmayı biliyorsam ve n de örneklem ortalaması hesaplarken aldığım örneklemlerin sayısına göre değişiyorsa, e, ne diyordum, eğer standart sapmanın ya da varyansın ne olduğunu biliyorsam, bu arada varyans da e, standart sapmanın karesidir. Eğer bunu hatırlamıyorsanız lütfen geçmiş videoları bir izleyin. Eğer orijinal dağılımın varyansını ve n'nin yani örneklem ortalamasının örnekleme dağılımını yapabilmek için ortalamasını aldığım kaç adet veri olduğunu biliyor isem, bu dağılımların ortalamasını bulmanın bir yolu var mıdır dersiniz? Çok özür dilerim, standart sapma demek istemiştim. Bu dağılımların standart sapmalarının ne olduğunu ee, bulabilir miyiz dersiniz. Kafanızın karışmamasını sağlamak için bundan sonra varyans diyelim. Çünkü zaten varyansı biliyorsak karekökünü alarak standart sapmayı da kolaylıkla bulabiliriz öyle değil mi? Evet, orijinal dağılımın varyansı bu olsun. Bunun örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının varyansı olduğunu hatırlamak için hemen not edeyim. Bu örneklem ortalamasının varyansıdır. Popülasyon ortalamasının Yunan alfabesinden mü harfiyle gösterildiğini hatırlıyorsunuz değil mi bunu da not edelim ortalama x'in üzerine konulan bir çizgi örneklem ortalamasını simgeler tamam mı bu yüzden bu da örneklem ortalamasının varyansı anlamına geliyor. Ve bu gerçek bir dağılım olduğundan bu da bir tahmin olmayacak. Eğer bir şekilde bu dağılımın ne olduğunu bilseydik, burada bir varyans olduğunu görürdük. Ve ortalama da, e, bunun bir ortalaması da var. Gösterimin doğru olması için bunu da örneklem ortalamasının, örnekleme dağılımının ortalaması olarak gösterelim. Bunun ortalamaların ortalaması olduğunu da düşünebilirsiniz. Evet. Evet bu ikisi aynı şeydir. Örneklem ortalamalarının ortalaması. Bu deneyi defalarca yaparsak bu ikisinin aynı olduğunu görürüz. Her neyse az önce de sorduğum gibi bu videoda orijinal varyansı ve n'yi bilerek bu varyansı bulmanın bir yolu olup olmadığından. Evet bundan bahsedeceğiz. Lafı çok uzatmadan hemen cevap vereyim. Evet bunun bir yolu var. Bu videoda bunun ispatını yapmayacağım ama size işin mantığını anlatmaya çalışacağım. Bu arada her bir deneyde örneklem boyutu mesela 100 olduğunda 2 ya da 5 olduğu duruma göre gerçek ortalamaya daha yakın bir ortalama elde edeceğimizi anladınız değil mi? Örneklem boyutu 100 olduğunda 5 olduğu duruma göre gerçek ortalamaya çok daha yakın oluruz. Bu yüzden de bunun bir şekilde n ile ters orantılı olduğunu fark etmiş olmalısınız. N büyüdükçe standart sapma küçülüyor ve aslına bakarsanız bu gerçekten de göründüğü kadar basit. Matematiğin sihri de diyebiliriz. Bir gün bunun ispatını da yaparım ama önce işin mantığını anlamanızı istiyorum. Anlaştık mı? söz konusu istatistik olduğunda ciddi ispatlar mı yapmalıyım yoksa işin mantığını mı anlatmalıyım noktasında sıkışıp kalıyorum ama zaman geçtikçe işin mantığını anlamanın daha önemli olduğunu ve ancak bu mantığı kaptıktan sonra işin derin matematiksel kısmına geçmenin gerektiğine karar verdim açıkçası. Ayrıca deneysel ispatlarında son derece başarılı olduklarını düşünüyorum. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının varyansı. Orijinal dağılımın varyansı yani bu bölü n'ye eşittir. İşte bu kadar. Eğer bunun varyansı hemen kafamdan bir sayı uydurayım. Mesela 20 ise n de eğer 20 ise örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının varyansı 20 bölü 20'den 1'e eşit olur. Hemen Not ediyorum. 20 bölü 20 yani 1. Bu, bu orijinal olasılık dağılımının varyansı bu da ne? Anlaştık mı? Peki bu durumda standart sapma ne olur? Bunun karekökünü alalım. 1'in karekökü de 1 olduğuna göre standart sapma da 1'dir. Bunu da not edelim. Bunun iki tarafının da karekökünü alırsak örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapması. Bundan zaman zaman ortalamanın standart sapması ya da standart hatası olarak bahsedilir. Bu arada ortalamayla standart sapmayı aynı anda kullandığımız için kafanız karışmış da olabilir. Eğer karıştıysa lütfen bana söyleyin başka bir video yaparım ya da belki bunu burada durdurup biraz daha açıklarım. İki tarafın karekökünü alınca Ortalamanın standart hatasını ya da örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasını orijinal olasılık yoğunluğu fonksiyonunun ki bu normal olmayan bir dağılıma da sahip olabilir standart sapması bölü karekök içinde n olarak buluruz. Bunu eşitliğin iki tarafının karekökünü alarak elde ettiğimi bir kere daha tekrar edeyim. Şahsen ben bunu aklımda tutmayı tercih ediyorum. Yani varyansın n ile ters orantılı olduğunu ve bundan da buna geçmeyi. Çünkü bunlar gerçekten de çok belirgin bağlantılar. Varyansı al, n'ye böl, standart sapmayı istiyorsan da karekökünü al. Her neyse, burada yani n20 iken örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasını 1 olarak bulduk. n100 olduğunda ise örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının varyansı, ortalamanın varyansı ya da örneklem ortalaması diyelim, 20 bölü n'ye eşit olacak. Bu da 1 bölü 5'tir. Bu durumda bunun örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapması ya da ortalamanın standart hatası da bunun kare köküne. yani 1 bölü kare kök içinde 5'e eşit olur. Gördüğünüz gibi bunun standart sapması 1 iken bununki 1 bölü 2'den de küçük. Bu noktada bize bir formül verdin ama bu bana pek de inandırıcı gelmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. İsterseniz simülasyonu kullanarak e, biraz daha inceleyelim. Eğlence olsun diye bu dağılımı biraz daha çılgınlaştırayım. Evet, yeni dağılımımız bu olsun. N'yi de bir bakalım karekökü tam sayı olan ya da karekökünü almanın kolay olduğu sayılar olarak seçeyim. Mesela 16 ve 25. Evet. Ve bir de 10.000 tane örneklem aldığımızı düşünelim. Burada her defasında boyutu 16 olan örneklemler alacağız, ortalamasını bulacağız ve bulduğumuz ortalamayı burada göstereceğiz. Burada ise her defasında boyutu 25 olan örneklemler alacağız, ortalamasını bulacağız ve bulduğumuz ortalamayı burada göstereceğiz, tamam mı? Neler olup bittiğini anlamak için öncelikle animasyonu açık tutacağım. Boyutu 16 olan örneklenler örneklemler alıyorum ve buraya işaretliyorum. Ve şimdi de 25 ve bunu 10.000 defa yapınca ne elde ederiz? Bir bakalım burada yani sadece grafiğe bakarak en büyüdükçe standart sapmanın küçüldüğünü kolaylıkla söyleyebiliriz öyle değil mi? Bu daha sivri bir grafik olduğuna göre evet bunu söyleyebiliriz. İsterseniz notla edelim bakalım hatırlayabilecek miyim? Bu dağılımın standart sapması 9,3'tü. Evet, orijinal dağılımın standart sapması 9,3'müş. Buradaki standart sapma 2,3, buradaki ise 1,87. Bakalım formülle bağdaşıyor mu? Şunu bir saniyeliğine şöyle bir kenara alayım. Burayı da biraz kaydıralım. Bakalım az önceki değerleri hatırlayabilecek miyim? Çılgın dağılımın standart sapması 9,3'tü. N 16 iken evet yaptığımız deney sonucu yani boyutu 16 olan örneklemler alıp ortalamasını bulup grafikte gösterince örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının standart sapmasını ya da ortalamasının standart hatasını e, 2,33 olarak bulduk. N25 kende ortalamanın standart hatası 1,87 idi değil mi? Bakalım bu formülle bağdaşan bir sonuç mu? varyansın ortalamanın varyansının ya da örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının varyansının orijinal dağılımın varyansı bölü n'ye eşit olduğunu biliyoruz. İki tarafın karekökünü alalım. Ortalamanın standart hatası, orijinal dağılımın standart sapması bölü karekök içinde n'ye eşit olur. 9,3. Önce bunu yapalım. 9,3 bölü karekök 16 yani 4. Hemen hesap makinemi çıkarayım. Evet, 9,3 bölü 4. Yazıyorum 9,3 bölü 16'nın karekökü, kökü. Yani, yani 2,32'ye Eşit. 2,33'e çok yakın bir sonuç öyle değil mi? Bunu 10.000 denemeden sonra elde ettik. Bundan sonra belki de e, bir de 20.000 ya da 30.000 denemeden sonra ne olacağına bakarız. Şimdi bir de buna bakalım. Araya bir çizgi çizeyim, karışmasın. Ekranı da biraz kaydırdık mı? Harika. Orijinal dağılımın standart sapmasını alalım. Buradaki formülden bahsediyorum. Evet, standart hata. orjinal dağılımın standart sapması bölü karekök içinde neydi? Öyle değil mi? 25'in karekökü yani 9,3 bölü Hesap makinesini tekrar çıkaralım 9,3 bölü 5'in sonucu 1,86 Ve bu da 1,87'ye çok yakın öyle değil mi? Gördüğünüz gibi 10.000 denemeden sonra beklenen değerlere çok ama çok yakın değerler elde ettik Bir 10.000 deneme daha yapalım mı? Bakın Evet yine tamı tamına az önceki değerleri bulmadık ama bunların da simülasyonun az önceki sonuçlarıyla aynı olduklarını görüyorsunuz değil mi? Bu durumda örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının varyansının dağılım ne kadar çılgınca olursa olsun orijinal dağılımın varyansı bölü örneklem boyutuna yani ortalamayı hesaplamak için aldığımız örneklemlerin boyutuna eşit olduğunu görmüş olduğunuzu umuyorum. Bu arada bu zaman zaman kafa karıştırıcı da olabilir. Yani düşünecek olursanız örneklemlere dayalı ortalamaların örneklemlerini alıyoruz ama örneklem boyutunun ortalamayı hesaplamak için kullanacağınız örneklerin kaç tane olduğu anlamına geldiğini aklınızdan çıkarmazsanız kafanız çok da karışmayacaktır. Örneklem boyutu n'dir ve biri deneme sayısı dediğinde de mesela bir örneklem alıp ortalamasını bulduğunuzda bir deneme ya da deney yapmış olursunuz. Anlaştık mı? Bir kere daha yaparsanız başka bir deney yapmış olursunuz. Her neyse umarım kafanız çok karışmamıştır. Bu videoyla ortalamanın standart hatasını bulmayı da öğrenmiş olduk.